Merhaba sevgili çiçek dostlarım, sardunyalar adlı videoma hoş geldiniz. Sardunyaların türleri, toprak karışımı, sulaması, konumu, budaması ve çoğaltması hangi mevsim yapılmalı ve gübrelemesi ile ilgili bilgiler paylaşıyor olacağım bu videomda sizlere. Sardunyalar bildiğimiz gibi çok uzun zaman evvelden, çok geçmişten günümüze kadar gelen birçok türü vardır. Hemen hemen herkesin evinde mutlaka bir türü vardır sardunyanın. En sevdiğimiz çiçeklerden bir tanesidir. Yaprak dokusuyla, yaprağın kokusuyla her zaman bizi mutlu etmiştir. Pozitif enerji verir aynı zamanda. Kendi içlerinde de aynı zamanda birçok renk tonları vardır. Çiçekler açar sardunyamız. Toprak karışımına gelince çok özel bir toprağa ihtiyacı yoktur sardunyamız. Torf alarak içine bir miktar bahçe toprağı ekleyerek, hayvan gübresi ekleyerek veya solucan gübresi de eklenebilir. Son zamanlarda solucan gübresi bitkilerde sıkça kullanılır oldu. Solucan gübresi de çok fayda eder toprakta sardunyalara ve diğer bitkilerde kullanılabilir. Sardunyalar yağmur suyunu çok sever. Açık hava bitkileridir. Don olmadığı sürece açık havada kalabilir. Aralık ayı girdiğinde hava durumunu sürekli kontrol ederim ben. -5 göstermediği sürece açık havadan koruma altına almam. Dondan ve soğuktan korumalıyız sardunyaları. Yaz mevsiminde de aşırı sıcaklardan, öğlen güneşinden özellikle çok dikkat etmemiz gerekir. Öğlen sıcaklarını direkt güneşe maruz kaldığında yapraklar yanabilir, çiçekler çok hızlı bir şekilde kuruyabilir, çiçek açmayabilir. O sebepten dolayı en uygun konum sardunyalarımız için sabah güneşi, öğleden sonra ikindi ve akşam güneşi alan yerde konumlandırmamız çok güzel olur. Toprak tam kurudukça tam sulanmak isterler. Yaz mevsiminde, yaz sıcaklarında 2 günde bir, hatta her gün sulamaya ihtiyaç duyabilirler. Birkaç gün sulamayınca alt yapraklarını hemen kurutur zaten. Çiçekleri kurumaya başlar. O yüzden yaz mevsiminde daha sık sulanmalı. Kış mevsiminde sulamayı azaltmalıyız. Yaz mevsiminde akşam saatlerini ben üstünden de suluyorum yaprakların bolca yıkanması için. Çok mutlu oluyorlar yaz döneminde. Budama ne zaman yapılmalı sardunyalarda? Kış mevsiminde, bu mevsimde budamayı tercih etmiyorum ben. Çünkü gördüğünüz gibi hala çiçekteler. Hala çiçek açıyorlar, hala tomurcuktalar. Kış mevsiminde budadığımızda büyümeleri devam ettiği için budadığımız yerlerden gelen sürgünler çok cılız bir şekilde büyüyecektir. O sebepten dolayı o cılız sürgünleri ilkbaharda kessek dahi onların köklenmesi ve hayata tutunması çok zor. Kış mevsiminde budamayı sadece kuru yapraklar varsa onları alabiliriz. Kuruyan yaprakları temizleyebiliriz. Kuruyan çiçek dallarını temizleyebiliriz. Ya da çok kart olmuş mesela ya da kurumuş gövdesi dalları temizleyebiliriz. Bunları yapmamız yeterli olur kış mevsiminde. Fakat ilkbaharla birlikte 15 Mart itibariyle havaların ısınmasıyla birlikte budamayı yapabiliriz. Budadıktan sonra kestiğimiz çelikleri hemen toprağa dikerek can suyunu vererek köklenmesini bekleyebiliriz. İlkbaharda ben bunu budamasını yaptığım aşamada sizlerle birlikte tekrar paylaşıyor olacağım ayrıntılı bir şekilde. Bir de ilkbaharda yeni çıkan seralardan aldığımız sardunya türleri, özellikle bu sardunyalarda köklerinde köklenme hormonu bulunur. Sünger gibi bir şey, bez gibi bir şeye sarılır gövde. Daha hızlı köklenmesi ve daha çok çiçek açması için. O bezleri mutlaka temizlememiz gerekiyor. Onu da uygulamalı olarak size gösteriyor olacağım o dönemde, nasip olsa. Onu temizlemezsek eğer bir sonraki mevsime kadar sardunyamız maalesef ölür, yaşayamaz. Onu uygulamalı bir şekilde ilkbaharda gösteriyor olacağım size. Budamayı sağlıklı dallardan yapabiliriz. Mesela buradan keserek, şu bölümden keserek
Bu yaprakları temizleyerek uygulamalı gösterdiğimde zaten daha detaylı bir şekilde görmüş olacaksınız. Bunu buradan kesip toprağa dikerek çok hızlı bir şekilde zaten baharla birlikte kökleniyor. Çok da güzel çiçekler açar budandıktan sonra Mayıs itibariyle. Budadığımız gövdeyi saksıdan çıkartarak toprağını yenileyebiliriz. Eski toprağına bir miktar yeni toprak karıştırarak toprağı zenginleştirmiş oluruz. Kökleri hafif budama yapabiliriz. Kuaföre gittiğimizde saç uçlarını nasıl kırıkları aldırıyorsak aynı şekilde bu sardunyamızın da köklerini hafif budama yaparak gelişmesine teşvik etmek amacıyla ve yenilenmek amacıyla tekrar aynı bitkiyi saksımıza dikerek yenilenmesine destek olmuş oluruz. Çok da güzel Nisan sonu gibi Mayıs itibariyle yeni sürgünler gelir, yeni tomurcuklar oluşur, çiçekler açar. Bu sakız sardunyamız. Sakız sardunyaları ben genelde dış cephede konumlandırıyorum. Demirli askılarda asılı, uzun saksılarda dikili. Çok hızlı bir şekilde saksıyı dolduruyor. Kökleri de çok büyük oluyor. Toprağa kaplıyor kökleri. Gövde de zaten çok fazla yavrular ve filizler geliyor ilkbaharda. Çok kısa bir zamanda dolduruyor. Sarkan türü bu. Bunun bodur türleri de var. Ben de genelde sarkan türleri daha çok sakız sardunyanın. Çok renk çeşitleri var. Şu anda beyazıyla kırmızı sadeleci tomurcukta. Aşağı doğru sarktığında da her dalından çiçekler verir. Hala daha tomurcukta. Aralık ayı olmasına rağmen tomurcukları açmaya devam ediyor. Bu sardunyamda 3 ay önce demir tozu ekledim toprağına. Yaprakları çok solgundu, yaprak renkleri çok solgundu. Hiç tomurcuk yoktu üstünde. Demir tozunu ekledikten sonra bir miktar sulama yaptım. Hemen kısa bir zamanda renkleri, yaprak renkleri yerine geldi. Yeşil oldu gördüğünüz gibi. Tomurcuklar oluştu. Hala da tomurcuklar var. Demir tozunun etkisiyle kendine geldi. Demir tozuna, yani demir eksikliği olabilir sardunyalarda. Yapraklarda hafif bir solgunluk ya da renklerinde ton farklılığı olursa beyaz gibi, sarı gibi, bu demir eksikliğine işarettir. Demir tozu temin edip ekleyebilirsiniz. Bu sardunyalarımız bir de özel türleri var. Bunlar gül sardunyalar. Ne renk açtıklarını hiç bilmiyorum. 3 ay önce geldiler bana. Umarım çok güzel renkler açar ve sizinle paylaşmış olurum. Gördüğünüz gibi onlar da çok güzel ve canlı büyümekteler. Bunun rengi kızıllaştı. Bunlarda da sadece kuruyan yaprakları alıyorum şimdilik. İlkbaharda ne kadar büyürler, ne renk açarlar. Hepsinin kendi içlerinde isimleri var. Fakat çiçeklerini görmeden isimlerini bulmam mümkün değil. O sebepten dolayı çiçeklerin açmasını bekleyeceğiz. Bu da yıldız yıldız küçük küçük çiçekler açan bir sardunya türümüz. Yaprak renkleri yetiyor zaten sadece güzelliği için. Çiçek açmasına gerek bile yok. Bu da minik yapraklı. Ne renk açtıklarını hiç bilmiyorum. Umarım birlikte görürüz. Burada bir tane minik filiz gördüm. Onu göstermek istiyorum yakının. Bakın 3 ay oldu geleli. Orada dipten bir tane minik filizlenmiş yavru geliyor. Çok güzel gelişiyorlar. Ben bunlara biraz daha fazla ilgi gösterdim. Özel saksılarına diktim. Çok kıymetli bir arkadaşımdan hediye geldiler. Özel türler. Toprakları da sukulent toprağı, özel karışım sukulent toprağına diktim ben bunları. Umarım güzel güzel büyürler. Evet, sardunyaları bu mevsimde budamıyoruz dediğimiz gibi. Mutlaka ilkbaharda budamalarını yapalım. Kış mevsimi koruma altına alalım. Soğuktan hoşlanmazlar. Dondan korumalıyız. Fakat ikliminize göre don olayı olmadığı sürece mutlaka açık havada kalmalılar. Akdeniz ve Ege ikliminde zaten yaz kış hep bahçelerde dikili bu bitkimiz. Çok da güzel oluyorlar. Herhangi bir don olayı olmadığından dolayı. Yaz kış her mevsim çiçek açma potansiyeline sahiptirler. Sakız sardunyalarımızı uzun saksıya da dikebilirsiniz. Bu şekilde tekli saksılara da dikebilirsiniz.
Mesela yuvarlak tekli saksı. Benim için konum itibarıyla ve yerimden dolayı uzun saksılara dikmeyi tercih ediyorum. Saksılar biraz derin olursa iyi olur köklerin gelişebilmesi için. Ben burada sadece kuru yapraklarını temizleyeceğim bu sardunyada. Kuruyan çiçekleri varsa onları temizleyeceğim. Ve ilkbaharla birlikte değişimi yaptıktan sonra, toprak değişimini, kök budamasını ve yeni yerine yerleştikten sonra diyelim ki 15 Mart'ta yaptık bu işlemi. Bir 15 gün bekleyerek ilk sulamadan sonra ikinci sulamada sıvı bitki besini verebilirsiniz. Sıvı bitki besini marketlerde satılan sıvı bitki besinlerinden veya internet üzerinde satılan yerler de var sıvı bitki besinleri. Ondan verebilirsiniz. Çok daha güzel olurlar ve çiçek açması hızlanmış olur. Yaprak renklerine de yardımcı olur bu besinler. Solucan gübresi de ekleyebilirsiniz dediğimiz gibi toprağına. Bu şekilde sardunyalarımızı güzel güzel çiçek açtıklarını görmüş oluruz. Evet, şu anda aktarmak istediklerim sardunyalarla ilgili bu kadar. Aklıma gelen öneriler bu kadar. Varsa sorularınız yoruma bırakabilirsiniz. Dinlediğiniz, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Denizli'den hepinize kucak dolusu sevgiler, selamlar, hoşça kalın.